Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Nerede? Nerede benim Şehnaz'ım? Şehnaz'ım nerede? Şehnaz'ımı ver bana. Şehnaz'ımı ver bana! Ne olur. Şehnaz'ım nerede? Nerede Şehnaz'ım? O senin Şehnaz'ın değil lan! O benim annem! Aldın lan annemi. Aldım lan, kurtardım annemi. Bitti. Hiç mi tamam bulamayacaksın? Çünkü yerini ben de bilmiyorum. Bitti lan, aldım. Kurtardım lan annemi. Annemi aldım lan.
acele ettin? Ah be çocuk. Niye acele ettin? Beraber halledecektik. Niye acele ettin? Beraber halledecektik. Niye acele ettin? Al. Çabuk hadi. Kısa mesafeden ateş ettiler. Nedir durumu? Penetran batın travması. 3 kurşun girişi 1'in çıkış deniyor. Murat bana yardım etmen lazım. Ameliyathane hazır mı? Hazır hocam. Murat bu çocuğu kurtarman lazım. Tamam hemen gidiyoruz çabuk. Grafiğe vakit yok zaten. Acil operasyon almamız lazım. İnstabilitesi var. Bitti mi ameliyat? Size birazdan bilgi verecekler. Yaşıyor ama değil mi? Yani hayatta. Bakın ameliyat hala devam ediyor. Hayati tehlikesi var. Başka bir şey söyleyemem. Allah'ım yalvarıyorum sana. Yalvarıyorum ne olur şu çocuğu bana bağışla. Borcumu ödemem için izin ver. Ben emanete sahip çıkamadım. Sen bize sahip çık ya Rabbim. Allah'ım bizi nefsimizin eline bırakma. Bizi sahipsiz bırakma. Hepsi aynı boyda olacak, küp küp. Bak, buna sıçan dişi derler. Gavurcası burnu az. Tak 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 tak, hepsi aynı boy, bak. Abi, aferin bizdeler. Şu abi delirdi mi? Yemeklik. Baba, biraz otursan ara mı versen acaba? Zeytinyağda da Riviera'dan şaşmayacaksın. Öyle sızmayla mızmayla olmaz o işler. Sızma nereye girer? Salataya. Baba. Önce soğanları kavuracaksın. Sonra biberler girecek. Biberleri de tak 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 tak. Baba bir oturalım konuşalım. Ben biliyorum senin ne diyeceğini. Niye bu kadar çok soğan doğruyorsun diyeceksin. Karışma. Soğanları atacağım buzluğa. Şehnaz'ım geldiğinde tak çıkartacağım. Atacağım ocağa. Karnıyarığı yapacağım. Niye? Çünkü Şehnaz'ım karnıyarığı çok sever. Yakup. Pirinçler. Pirinçler ne oldu? Abi karnıyarıkta pirinç. Karnıyarıkta pirinç olur mu? Biz bilmiyoruz çünkü. Olmaz tabii. Ama yanında pilav olur. Karnıyarık pilav. Heh. En güzel ikili. Ayrılmaz ikili. Yapacağız herhalde. Aslan oğlum benim be. Aferin sana. Çok iyi becerdin o işi. Şimdi bir de bana Şehnaz'ımı bulursan. Ha? Bulursan sen bulursun. Aslan oğlum benim. Abi kahve mi yapsak? Ha baba ben sana bir kahve yapayım ha. Kahveyle uğraşacak halim mi var benim? Yakup. Buyur abi. Biberler ne oldu? Burada hazır.
Yakup. Aferin oğlum. Sağ ol abi. Baba be. Keşke yapmasaydın. O zaman daha kolay olurdu. Neyi yapmasaydım? Şehnaz'ın yerini bir tek Ferhat biliyordu ya. Keşke öldürmeseydin. Ecel bu. Ne zaman geleceği belli olmuyor ki. Rahmetlinin de vadesi buraya kadarmış. Ne yapacaksın? Doğru diyorsun da baba. Ferhat şimdi yaşasaydı hiç olmazsa konuştururduk. Öğrenirdik yerini. Ben konuştururdum. Aferin oğlum. Aferin. İnsanın senin gibi oğlu olmalı böyle işte. Sıktı mı suyunu çıkaracak taşın. Senin gibi oğlun varsa sırtın yere gelmez. Aferin oğlum. Ne yapacağız abi? Hiç bilmiyorum. Şirin çıkmadı mı odasından? Hayır. Dün gece bir şeyler yedi mi? Geldiğinde sordum hatta neyin var diye. Konuşmak istedim ama... Tamam, ben ilgilenirim. Peki. Günaydın. Günaydın. Merak ettim seni. İyi misin? İyiyim gayet. Banu, diyorum ki... Bugün ofise senle mi gelsem acaba? Nereden çıktı şimdi bu? Yani sonuçta mezun olduktan sonra ben de aynı işi yapmayacak mıyım bir şekilde öğrenmem gerekiyor. Pek sayılmaz. Sen işin tasarım tarafındasın. Ve orada kalacaksın. Neden? Alım satımda başarılı olamayacağımı düşünüyorsun? Yani niye bana güvenmiyorsun anlamadım. Güvenle ilgili değil bu. Neyle ilgisi var Banu? Konu kapandı. Banu bir dakika. Şirin, bitti yeter. Banu her şeyi bitti deyip kestirip atıyorsun. Her şeye sen karar veriyorsun. Çok sıkıldım. Babam bana vasiyeti neydi biliyor musun? Şirin'i koru kızım. Ne olursa olsun Şirin'i koru. Peki ben her gece yatağa yattığımda kendime ne soruyorum onu biliyor musun? Bugün Şirin'i mi koruyabildim mi? Kardeşimi korudum mu? Evet korudum. O zaman rahat uyuyabilirim. Şirin, ben Ömer Karalı'nın bana miras bıraktığı işi yürütüyorum. Buna mecburum. Şirketi yönetmiyorum yani ben. Bir ayağım bataklıkta benim. O yüzden benim dediklerim oluyor. O yüzden kararları ben veriyorum. Ve emin ol ki benim yerimde olmak hiç istemezsin. Hiç. Afiyet olsun. Hoca birazdan bilgilendirecek sizi. Bitti mi ameliyat? Ameliyathane girişinde telefon var. Bir de tuşlayıp doktor beyle görüşebilirsiniz. Alo, bitti mi? Nedir durum? Cemal daha içerideyiz. Bitmedi. Ama iyi değil gidişat. Yapma. Yani yakını varsa haber verin. Kaybedebiliriz. Var da. Haber veremem ki. Yakup. Buyur abi. Oğlum domatesler. Buyur abi. Ha. Ne yaptın? Patlıcanlar ne alemde? Abi soydum bitiyor şimdi. Ha, ver. Oğlum bu ne? Ne yaptın lan? Ben size alacanlı soyacaksınız demedim mi? Vallahi ben öyle bir şey duymadım abi. Nasıl duymuyorsun lan? İki saattir bağırıyorum burada. Alacalı, alacalı diye bağırıyorum. Kalk, kalk yürü. Yürü, çık dışarı. Çık. Sen de çık. Çık, çık. Boşaltın mutfağını. Aferin oğlum. Sen bayağı iyi kahve yapmışsın.
Şehnaz'ımınki kadar değil ama hiç fena olmamış. Afiyet olsun baba. Şehnaz'ım bir gelsin, bir iyileşsin. Yine kahve yapacak bana. Şehnaz hasta değil ki baba. İlaçlar yüzünden böyle. İşte ben de onu diyorum. Gelsin, kendini bir toplasın. İlaca milaca ihtiyacı kalmayacak ki. Gerçi bu saatten sonra zor iş. Niye? Ancak öyle dizginleyebiliyorum onu. İlaçlarla. İnsan bazen öyle bir ikilemde kalıyor ki. Bir yanda sevdiğin kadının sana kahve yapma imkanı. Öte yanda konuşup her şeyi mahvetme olasılığı. Diyelim Şehnaz geldi, kestim ilaçları, elinden bir kahve içtim. Dünyalar benim olurdu. Ama bir de konuşursa öyle şeyler söyler ki. Ne biliyor ki neyi söyleyecek baba? İstese tek bir cümlesiyle her şeyi mahveder. Bir tek cümle. Ben biterim. Ben bitersem sen de bitersin. Anladın? Bu mudur ya? Elinin ayarı yok ki, koca koca doğramış. Baba, ben çıkayım. Çıkayım, arayayım. Her yere haber salayım. Bir şey duyarsam, öğrenirsem seni de ararım, haber veririm, olur mu? Çık. Çık. Çık benim aslan oğlum. Şehnaz'ımı sen bulmayacaksın da kim bulacak? Var mı bir haber? Yok. Ne yapıp edip bu kadını bulmamız gerekiyor? Bir iz bulsak peşine düşeceğiz ama. Aması falan yok. Gerekiyorsa sokak sokak arayalım, bu kadını bulalım, buraya getirelim. Başka yolu yok. Bütün tanıdıklara haber ver. Tamam. Annemi al, benim bile bilmediğim bir yere git bana, tamam mı? Benim dışımda kimsenin telefonunu açma. Eğer ölmez de sağ kalırsam ben sizi bulacağım, oğlum, tamam mı? Sen ne diyorsun? Sağ kalırsam ne demek? Ne yaptın? Ne oluyor? Baba, annemi buldum. Annemi kurtardım, tamam? Hadi. Ali, neredesin? Usta, siz neredesiniz asıl? Ferhat abi nerede? Soru yok, soru sorma. Şimdi bizim eve git bir bak. Hiç kimseye gözükme, dikkat et. Usta ne oluyor, korkutma beni ya. Oğlum, ne diyorsam onu yap. Eve git bir bak, her şey yolunda mı diye. Sonra beni ara, hadi. Tamam usta.
Alo, ne yaptınız? İyi, boş bırakmayın sakın. Gözünüzü dört açın. Arayacağım ben yine. Melek bunların hepsini atın demiştim. Kalmış bu. Kusura bakmayın ben anladım. Öğrenebildin mi çiçekleri kimin getirdiğini? Hayır, öğrenmek de istemiyorum. Niye, belki gizli bir hayranındır. Okula geç kalmıyor musun? Evet, kalıyorum. Çıkacağım birazdan. Hadi görüşürüz akşam yemeğinde. Görüşürüz. Çıkabiliriz Sadık. Gözünü seveyim, bana iyi bir haber ver. Kurtuldu de. Cemal, bir şey söylemek için çok erken. Kurşunlardan birini sol omzundan çıkardık. Biri de ince bağırsağı denmiş. Öteki de akciğerdeydi. Yani gereken her şeyi yaptık. Ameliyat çok iyi geçti ama dediğim gibi bir şey söylemek için çok erken. Ben ne zaman görebilirim yani, uzaktan da olsa? Birazdan ben seni yoğun bakıma çıkartacağım. Ama uzaktan. Uzaktan, uzaktan. Sağ ol Murat. Yine hayatımı kurtardın, sağ ol. Dur bakalım, daha önümüzü görelim de teşekkür edersin. Çiçekleri bir araştırayım mı? Çiçekleri mi? İsimsiz gelmişler ya. Kimin gönderdiğini bulabilirim istersen. Gerek yok. Belki o göndermiştir. Kim? Ferhat mı? O konu kapandı Sadık. Söyledim sana. Bir daha da açılmayacak. Bin tane adamla iş yapıyoruz. Onlardan biridir. Önümüze bakalım biz. Abi haber yok. Kimse görmemiş. Beklemeye devam edin. Nasıl olsa dönecekler Kürtçü dükkanına. Tamamdır abi. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Tezgahmış işte her şey. Beni kurtarması, hayatımıza girişi, bana Banu'ya yaklaşması, hepsi. Her şeyi intikam almak için yapmış yani. Aynen öyle. İyi de bu adamın amacı intikam almak olsa başka bir şey yapmaz mıydı? Nasıl yani? Ya ne bileyim. Bu kadarı bana mantıksız geliyor. Ya ortaya çıktı çünkü. Yapamadı o yüzden. Çıkmasa daha neler yapacaktı acaba? Peki sen ne yapacaksın Şirin? Ben artık hiçbir şey yapmayacağım. Oturup kapanmasını bekleyeceğim. Ferhat meselesinin mi? Kalbimdeki yaraların. Sen beni bıraktıktan sonra okula Şirin'in yanına git. Caner'i göndereyim istersen. Sen yalnız kalma. Gerek yok, sen git. Şirin, ben seni böyle görünce çok üzülüyorum. Hayır, elimden de bir şey gelmiyor. Bir üzülen sen varsın zaten Gamze. Öyle deme. Banu var. Bir dediğin iki etmiyor ki.
Öyle görünüyor değil mi dışarıdan bakınca? Banu var. Her istediğini yapıyor, bir dediğini iki etmiyor. Öyle değil işte Gamze. O ne demek Şirin? Ben kontrole gittim. Hastaneye. Tek başıma. Hiçbir şey çıkmadı. Öyle bana söyledikleri gibi ağır bir hastalığım yokmuş benim. Ve böyle olunca insan düşünmeye başlıyor. Ben niye seneler boyunca bunu çektim o zaman? Hı? Her nefesim tıkandığında öleceğim zannettim ben. Neden? Çünkü Banu Karalı ne derse o olur. Kimse karşısında duramaz. Bütün kararları o verir. Nasıl yani? Banu yapmış hepsini. Beni hasta olduğuma o inandırmış. İlaçlar, doktorlar hepsi yalan. Sen bunu nereden öğrendin peki? Yiğit'ten öğrendim. Banu'nun fikriymiş, o planlamış her şeyi. Ama buraya kadar. Artık karşısında eski Şirin yok. Ben de Banu kadar karalıyım. Kimsenin beni hor görmesine izin vermeyeceğim. Nasıl ya? Söyle. Alo usta. Eve girdim de şimdi. Ev darmadağın. Darmadağın. Hırsız gelmiş sanki. Bir şey aramışlar gibi. Ali çık oradan. Hemen çık oradan. Çıktım şimdi evden. Kimse yok gibi. İyi uzaklaş. Durma orada. Uzaklaş hemen. Usta buldular beni. Ali! Ali! Ali oğlum duyuyor musun beni? Ali! Geç o taraftan.
Alo usta. Atlattım usta. Oh çok şükür. Bir bahçeye daldım. Onlar geçip bittiler. İyi. Bana bak hemen çıkma. Bekle iyice emin olduktan sonra çıkarsın. Çıkınca da ilk iş telefonu atıyorsun. Ah tamam usta. Canım çıktı alana kadar. Neden atmam lan? Usta daha taksi de bitmedi ya. Ali delirtme beni. Vallahi tamam. İyi son aramaları sil o zaman. Benim kaydımı da sileyim. Sileyim de. Bunlar ya tekrar takılırsa peşime. Bana bir şey yaparlarsa. Paran var mı? Az bir şey var. İyi. Bir otobüs hatta Yalova'ya gel. Ben seni otogardan alacağım. Tamam mı? Benim numaramı da sileme. Tamam usta. Merhaba. Pardon, Ela ben. Merhaba. Şirin'le aynı sınıftayız. Beni nasıl tanıdınız? Bir kere sizinle birlikte gelmişti, oradan hatırladım. Şirin notları istedi, değil mi? Evet. Ciddi bir şey yoktur inşallah. İyi, çok iyi. Sevindim. Bunlar hocanın notları. Bunlar da benim notlarım. Çok selam söyleyin. Tabii. İyi günler. Efendim Şirin. Seninle konuşmamız lazım. Şimdi hiç müsait değilim Şirin. Sonra. Ne işin var acaba şu an? Çok merak ettim. Babamın bir işini hallediyorum. Dışarıdayım. Oldu mu? Oldu. Tamam neredesin? Söyle ben geleyim. Sen konum at ben geleyim. Kalkalım. Kafanı dağıtalım biraz. Yiğit gelecek. Bizim bir şey konuşmamız lazım. Yiğit mi? Çocuk. Birlikte çıkacağız buradan. Daha beraber neler yapacağız? Sen yeter ki dayan. Malezya'dan aracısız geldi bu teklif Banu Hanım. Bizzat kendisi arayıp söyledi ne istediğini. Açık arttırmaları da takip ediyor aynı zamanda. Christie's de en son istediği gibi bir taş bulmuş ama kaçırmış eline. 14.62 karat. Mavi elmas mı? Evet. Botswana'da çıkarılan en büyük parça. Bu parçayı da eklemek istiyor koleksiyonuna. Biliyorum o taşı mavi rüya. Oval kesilmiş 21 karat. Üzerinde hiç iz yok. Mükemmel kesim. Rengi açık mavi. Ta kendisi. Peki, benden ne istiyor? Kişiye ait değil ki taş. Yani açıkta da değil, sahipli. O kısmı halledecekler. Ülkeden çıkışı sizde değil. İstedikleri şey taşın legalize olması. Çalıntı taşı benim ismimle benden mi satın almak istiyorlar? Doğru mu anladım? Evet, aynen öyle. Girmem ben bu işe. Tavsiye edebileceğiniz biri olur mu peki? Bir düşüneyim. Aklıma biri gelirse haber veririm Orhan Bey. Peki. Sizden haber bekliyorum o zaman. İyi günler. İyi günler. Hüsrev abi, bir teklif aldım. Uygunsan gel konuşalım. Konuşalım tabii. Konuşmadan olmaz. Konuşmak lazım. Konuşalım. Sen iyi misin? Sesin biraz tuhaf geliyor. İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Merak etme.
Ben birazdan geliyorum. Tamam. Oğlum neredesiniz? Bir bakın. Nereye kayboldunuz? Alo. Buyur abi. Ha. İçeride karnıyarıklar var. 20'şer dakika arayla fırına atıyorsunuz, tamam mı? Tamam. Hadi bakayım. Evet. Nedir bu kadar acil olan şey acaba? Yiğit, ben çok sıkıldım. Evden, okuldan, Banu'dan, her şeyden. Daha fazla böyle devam edemeyeceğim. Yaşadığımı hissetmek istiyorum. Heyecanlanmak istiyorum. Gerekirse hata yapmak istiyorum. Yaptığım hataların da sorumluluğunu alırım ama merak etme. Yeter ki bir adım atayım. Bana yardım et. Bulduk abi. Takipteyiz. Teklifi Orhan mı getirdi sana? Bir başına. Evet. Bu Orhan ne zamandır bizim işlere böyle bir başına dalıyor? Ben de şaşırdım. Kabul etmedim teklifi zaten. Ondan değil. Taşlar çalıntı diye kabul etmemişsindir sen. Doğru. Efendim Asaf. Tamam, geliyorum. Şirin, ne oldu? Niye geldin? Kahve getirdim sana. Teşekkür ederim. Okulda değilsin. Burada mı duracağız? İçeri almayacak mısın? Görüşmedeyim. Kiminle? Şirin. Sadık seni eve bıraksın istersen. Benim toplantıya geri dönmem lazım. Peki. Kusura bakma Hüsrev abi. Ne diyorduk? Nerede kalmıştık? İşi neden kabul etmediğini konuşuyorduk. Taşlar çalıntı dedik en son. Doğru. Bu aralar kimseye güvenilmiyor. Adını sanını duymadığımız insanlar piyasaya girmiş iş yapmaya çalışıyor. Cemal'den bahsediyorsan Cemal adı sanı bilinmedik bir adam değil. Ayrıca bu iki oldu.
ikinci iş reddedişin. Yani? Yani insanlar konuşmaya başlayacak. Banu Karalı iş beğenmiyor diye gelir kulağımıza yakında. Ben teklif edilen her işi kabul etmek zorunda mıyım? Değilim. Değilsin tabii. Beni de o yüzden çağırdın zaten. Bu işi kabul etmek istemiyorsun ama elden kaçırmayı da göze alamıyorsun. Alakası yok. Tavsiye edebileceğiniz biri olur mu diye sordu Orhan Bey. Benim de aklıma... Ben geldim. Niye? Çünkü bütün pis işleri ben yaparım. Ne zaman senin girmek istemediğin, adının karışmasını istemediğin, elini kirletmek istemediğin bir şey olsa hep bende. Girmeseydin o zaman. Sen kendin tercih etmedin mi pis işleri? O iş öyle değil işte. O iş öyle değil. Bir kenarından, bir köşesinden bulaşıyorsun, sonra bir bakıyorsun içindesin. Bir bakıyorsun kendini sevdiğin insanlar için feda etmek zorundasın. Ne alakası var bunun Mavi Elmas'la? Onun alakası yok. Başka şeylerle alakası var. Hayatımıza dalıp her şeyi mahveden biriyle alakası var. Şirin. Sorma bana bir şey, konuşmayalım. İşe yaramıyor gördüğüm gibi. Yaramayacak da. Banu sana istediğini vermeyecek. Biliyorsun değil mi? Konuşmayalım Sadık abi. Tamam. Nasıl gidiyor dersler? Anlamadım. Kuyum teknolojisi. Notları aldığına göre ilgileniyorsun herhalde. Beni bu kadar hafife almayın bence. Hüsrev abi. Ne söyleyeceksen açık açık söyle. Ben sevmiyorum böyle aklından geçenleri tahmin etmeye çalışmayı. Ben ne yaptıysam bizi korumak için yaptım. Karalı ailesinin adını korumak için yaptım. Ben her zaman sizin yanınızdaydım. Bundan sonra da öyle olacak. Ne yaptın söyle? Sizi korumak için ne yapmam gerekiyorsa onu. İyi de kimden korumak için? O heriften. Ferhat'tan. Ben göndermiştim onu. Sen değil. Ben gönderdim Ferhat'ı. Hem de bir daha dönemeyeceği yere. Hüsrev abi, ne yaptın sen? O herif yaşasaydı başımıza çok daha büyük belalar açacaktı. Sen de biliyorsun. O yüzden bana ne yaptın Hüsrev abi deme. Ben sizi korumak için ne gerekiyorsa onu yaparım. Her zaman. Thank you.
Bilmem oldu güzelim terk edebilmem. Ah Mecnun'un oldu güzelim terk edebilmem. Yavaş, 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 yavaş çocuk, yavaş. Sen kimsin? Neredeyiz biz, ne oluyor? Hepsini konuşacağız. Hepsini vakti gelecek. Sen şimdi dinlen biraz, yorma kendini. Hepsini konuşacağız. Benim tavsiyem evde vakit kaybetmeyelim artık. Banu hastaneleri hiç sevmez. Şimdi götürmeye çalışsak da ayaklanacak, bir daha yatıramayacağız. Ama başka yolu yok diyorsanız. İyileşmesi biraz zaman alır, o kadar. Yoksa hastanede de aynı ilaçları alacak. En fazla damar yolu açıp serum vereceğiz. O zaman şöyle yapalım, bu gece de burada kalsın. Yarınki duruma göre tekrar konuşuruz. Ben zaten bir şey olursa sizi ararım. Tamam. Ateşi 39.5 geçerse mutlaka haberim olsun. Tabii ki, tabii ki. İyi akşamlar. Teşekkürler. Çok zor değil mi böyle? Çaresiz yatmak. Kolunu kaldıracak halin yok.
Kalkmak istiyorsun, kalkamıyorsun. Her yerin ağrıyor. Hepsini biliyorum Banu. Çünkü ben yaşadım. Seneler boyunca. Senin yüzünden. Ama merak etme. Bugüne kadar sen baktın bana. Şimdi sıra bende. İçmeyeceğim artık. Ya çok az kaldı ama. Bak babaannemin çorbası sen bana yapardın ya pastayken. Kendi ellerimle yaptım. Su, hemen su. Tamam, tamam, gel. Evet, tamam. Hiç öyle söyledikleri gibi değil. Böyle ışık. Işık falan yok yani. Yani bodozlama gidiyorsun dümdüz. Hayır merak ediyorsan hiç girme bu işe. Haber vermemi istediğin biri var mı? Her yer karanlık ya. Babanı arayayım mı? Yok. Doktor bir şey söyledim ya. Yani yapabileceğimiz başka bir şey yok mu? Vallahi dinlenecek. Kendini yormayacak. Bir de ilaçlarını alacak. Daha önce hiç böyle görmemiştim onu. Hiç hasta olduğunu bile hatırlamıyorum. Yatmazdı ya hiç. Ayakta atladırdı hep. O yüzden. Evet. Ya Hayriye Hanım'a haber versek mi acaba? Yok. Yani gerek yok. Bizim yapabileceğimizden başka bir şey yapamayacak zaten. Ben bunları götüreyim. Yıka bunları Melik.
gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? İşe gideceğim Şirin. Ya saçmalama. Sadık abi. Sadık abi. Koş koş koş. Hanım. Dur. İyi misin? Dur kafasına dikkat et. Doktor çağır. Doktor çağır. Ben ilaçlarını alıp geleyim. Ben aşağıdayım. Bir şey lazım olursa haber verirsin. Tamam. Ali, iyi misin oğlum? Nen var? Daha ne kadar kalacağız burada? Ferhat abin gelene kadar. İyi de bizim nerede olduğumuzu bilmiyor ki. Sen kendin söyledin usta. Benim bile bilmediğim bir yere götür demiş anneme. Dememiş mi? Dur bakalım oğlum, bulacağız elbet bir çaresini. Hayır, ben de geldiğimizden beri düşünüyorum ama haber vermenin bir yolu yok yani. Arasak arayamıyoruz, gitsek nerede onu bilmiyoruz. Harry Potter gibi baykuşu mu göndereceğiz, ne yapacağız? O ne be? Kitap usta. Amis filmini izlemiştik seninle. Büyücüler okulu vardı. Hani her çocuğun bir hayvanı vardı. Haber getirip götürüyordu. Harry Potter'ınkisi de baykuştu işte. Aferin lan. İyi akıl ettin ha. Vallahi usta, git baykuş bul falan dersen bir adım bile atmam, haberin olsun. Oğlum ne baykuşu? Gel kalem kağıt bulalım çabuk. Hadi. Kalem kağıt mı? He. Yürü. Dönecek benim Şehnaz'ım. Geri dönecek. Evine geri gelecek. Yuvasına. Bırakmayacaktım onu. Bırakmayacaktım. Yalnız bırakmayacaktım onu. 20 yıldır korktuğum şey başıma geldi işte. Günaydın baba. Haber var mı? Var ama Şehnaz'dan değil. Demek ki haber yok. Baba, her yerde arıyoruz Şehnaz'ı. Bugün olmasa yarın bulacağız, söz. Ama beni bir dinler misin? Elimize çok büyük bir fırsat geçti. İlgilenmiyorum. Baba, ben anlatayım. Sonra istemiyorsan yine yapmayız. Ama bence bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor.
ben çıkıyorum. Banu odasında uyuyor. Ben ilaçlarını verdim, sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Uyanırsa, bir şey lazım olursa ararsınız. Nasıl isterseniz Şirin Hanım. Abla ne oluyor? Bilmiyorum. Yeter artık, anlatma. Ya baba, sen demedin mi bana? Ben bu işe girmek istiyorum ama Banu girmek istemiyor diye. Dedim, evet dedim. Dedin. Baba, hayat devam ediyor. Sen istesen de istemesen de hayat devam ediyor. O yüzden ne yapacağız? Önümüze bakacağız, işimizi yapacağız. Bunu sen öğrettin bana. Sen Şirin'e aşık mısın? Değilsin. Aşık olsan burada olmazdın. Bir gülüşü, bir bakışı, bir güzel sözü için kapısında köpek olurdun. O yüzden bana anlatma. Benim ne hissettiğimi anlayamazsın sen. Doğru. Ben sana bu hikayeyi çok farklı bir yerden anlatırdım ama şimdi sırası değil. O yüzden beni dinle baba. Elimize çok büyük bir fırsat geçti. Bunu değerlendirmemiz lazım. Yiğit, ben çok sıkıldım. Evden, okuldan, Banu'dan, her şeyden. Daha fazla böyle devam edemeyeceğim. Yaşadığımı hissetmek istiyorum. Heyecanlanmak istiyorum. Gerekirse hata yapmak istiyorum. Yapacağım hataların da sorumluluğunu alırım ama merak etme. Yeter ki bir adım atayım. Bana yardım et. Ne yapmak istiyorsun? Ne var kafanda? Dışarıda kalmaktan, oyunu alamamaktan çok sıkıldım. Bu şirket sadece Banu'nun değil. Aynı zamanda benim de. Bazı şeyleri onun kadar bilmiyor olabilirim. Ama benim de bildiğim şeyler var. Senden tek istediğim, kendimi göstermem için bana bir fırsat yarat. Beraber yürüyelim. Ne diyorsun? Anlayacağın her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Senin tek yapman gereken Şirin'e bir fırsat vermek. Seni ararsa, konuşmak isterse veya bir teklifle gelirse sakın hayır deme. Bakalım neler olacak. Baba, evet ben Şirin'e aşık değilim. Ama eğer olsaydım ve o ortadan kaybolsaydı... Senin gibi olsaydım yani. Böyle darmadağın. Sen bana ne derdin? Manyak mısın lan? Ne bu halin? Toparla kendini. Ya. Söyle yeşil takımlarımı hazırlasınlar. Şirin Hanım, hoş geldiniz. Banu Hanım gelmeyecek mi? Maalesef gelemeyecek. Hala çok hasta. Dinleniyor. Ben ilgileneceğim bir süre işlerle. Anlat bakalım. En son ne yaptınız? Takip etmem gereken bir iş var mı şu anda? En son Orhan Bey'le bir görüşmemiz olmuştu. Haberiniz var mı bilmiyorum. Tabii ki. Ne durumdayız? Banu Hanım işi almayınca Hüsrev Bey'le konuştu. Ondan haber bekliyorduk.
Ama araya şu hastalık meselesi girdi. Sen şu işi bana bir detaylı anlatsana. Teklifi yapan kişiyi ismen bilmiyorum. Ama peşine düştüğü taş mavi rüya. Bu sefer oldu galiba. Öncekiler de iyiydi ki usta. Canım evladım Ferhat'ım. Epeydir senden haber alamadık. Telefonun kapalı. Salim'e de ulaşamadık. İnşallah her şey yolundadır. Biz Tokat'tan Aydın'a döndük geçen hafta. Yengenin durumu iyi. Hastaneden çıkardık, artık evde bakıyoruz. Güzel haberlerini bekliyoruz. Halan Nail'e. Nasıl? Çok güzel olmuştu usta. Ferhat abi bunu okuyunca bizi nasıl bulacak? Bulmayacak. İyi olduğumuzu bilsin yeter şimdilik. İyi de halan Nail'e falan ne? Ferhat abin onu anlar. Sen merak etme. Peki. Bana bak, evden çıkmak yok. Gözünü Şehnaz Hanım'dan ayırmıyorsun. Ben gidip bunu bir şekilde yollayacağım. Bir saate falan dönerim. İnşallah. Usta korkutma beni ya öyle inşallah maşallah deme. Oğlum ne kötü bir şey mi dedik? İnşallah dedik. Allah'ın izniyle gidip döneceğiz. Sen gözünü dört aç ben yokken. Tamam. Hadi. Hüseyin Bey'le konuştular. Ama işi aldılar mı bilmiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Hüsrev abiyi arıyoruz. Şirin Hanım, Banu Hanım'ın haberi olmadan bu görüşmeyi yapmasanız... Çıkabilirsin. Biliyordum. Ölmediğini biliyordum. Hepsi benim yüzümden. Sesini duyayım. Selamünaleyküm evlat. Aleykümselam.
Kemal buralarda mı? Şimdi yemeğe çıktı. Gelir birazdan. En yakın kaçta araba var İstanbul'a? 45 dakikaya kalkacak. Geç otur içeride amca. Eyvallah. Banu'nun bu işi neden almadığını anlıyorum. Tehlikeyi sever. Ama tehlikenin göbeğinde olmayı sevmez. Ses getirecek işler yapmayı sever. Ama elini kirletmeyi sevmez. Ben onun gibi değilim. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi göreceğiz. Alıcıya şunu teklif et. Taş geldikten sonra ben revize kesim yapacağım taşa. En fazla birkaç mikron kaybederiz. Hayatta kabul etmezler ki. Başka türlüsü mümkün değil. Mavi rüya çok spesifik bir taş. Bizde olduğu ortaya çıkarsa güvenilirliğimizi kaybederiz. Taşı açık arttırmaya çıkarttıracağız. İkimiz de gireceğiz. Sonra ben çekileceğim. Taşı sen alacaksın Hüsrev abi. İsmimizi hiç geçirmeden ödemeyi yapacaksın. Gerisini ben halledeceğim. En az 30-40 milyon dolardan bahsediyoruz. Farkında mısın? Farkındayım. Ödeme için gerekli miktarı ben çıkaracağım sana. Alımı yapacaksın. Taş yasal hale gelecek. Sonra da kârı bölüşeceğiz. En önemlisi, Banu'nun bundan haberi olmayacak. Ne diyorsun? Hanımefendi, sizle daha önce tanışmış mıydı? Şirin Karalı. Yakında bu ismi daha sık duyacaksınız. Kemal. Vay Salim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ya kardeşim sen buranın yolunu bilir miydin ya? İşten güçten vakit bulamıyoruz ki. Artık bir eve bakayım dedim, onun için geldim. Çatım ata hepten gitmiş ya. Normal bir abi, yıllardır bakımsız kaldı biliyorsun ya. Senden ne var ne yok? Vallahi ne olsun, bıraktığın gibi. Değişen bir şey yok. Sen nasılsın? Ferhat nasıl? İyi, çok şükür iyi. Ya Kemal, benim sana bir işim düştü. Buyur, yapabileceğimiz bir şeyse hay hay. İstanbul'a bir şey göndereceğim de postada çok vakit alır şimdi. Sana zahmet şoförlerden birine versen, oradan yazıhaneden birisi alacak. Koli mi? Ne göndereceğiz? Mektup, mektup. Ha bir de zarf olursa iyi olur tabii. Hallederiz, hallederiz. Oğlum oradan bir zarf ver bakayım. Eyvallah, sağ olasın. Buyurun. Sağ ol. Bir de kalem versene Aslan. Sağ ol. Meseleyi bir konuşalım mı artık? Yani iyice bir iyileşince demiştik ama. Kimsin sen, nesin? Bana niye yardım ediyorsun? Bir anlat. Merak etme kardeşim, hepsini anlatacağım. Bana kardeşim falan deme, ben kardeşin değilim. Tamam. Ferhat. Ne merak ediyorsan hepsini anlatacağım. Ama önce seni şuradan bir çıkaralım ha. Nasıl çalışıyordu bu be?
Sen akşamları uğra teyzeciğim. Askıda her zaman kalmıyor ama ben sana ayarlayacağım. Allah razı olsun Ayşe. Ne demek? Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Efendim? Oh, oh be, çok çok şükür. Aysel kızım, Salim amcam ben. Amca siz neredesiniz ya? Mahalle çalkalanıyor resmen. Geçen gece Ferhat'ı alıp götürmüşler. Senden haber yok, ondan da haber yok. Kim götürmüş? Ne zaman oldu bu? Ah be oğlum be, ah be oğlum be. Ya çarşamba günü işte. Zaten o günden beri sizi gören eden... Bir şey soracağım, Ali sizinle mi? Allah aşkına söyle, annesinin aklı çıktı, ulaşamıyor çocuğa. Hay Allah, hay Allah. Tamam, benimle birlikte. Söyle, söyle, korkmasın. Biz şehir dışına acil bir iş çıktı, onun için geldik de. Bak Aysel kızım, ben senden çok önemli bir şey rica edeceğim. Şimdi sen 1-2 saate kadar otogara git. O da turizmin yazıhanesine ol. Senin için bir zarf olacak, tamam mı? Heh, dur, dinle, dinle. Geldim, geldim, geldim. Dikilmeyin, olur siz de yolun üstünde. Gel. Orçun, bu yeni reçete, yeni ilaçlar hemen aldır. Peki. O da hazır mı? Eksiği yok, fazlası var. Ne lazımsa aldık. Pansumanı da hallettik efendim. Güzel. Dikkat, basamak yavaş yavaş, yavaş. Geç. Odana çıkaralım mı seni? Yok yok, şuraya bir yere oturayım. Çay, su, ne içersin? Bir şey içmem. Ya siz her türlü bir çay demleyin hadi. Peki. Tamam. Anlat artık. Kimsin, nesin? Niye kurtardın beni? Banu. Olmaz böyle, çok ateşim var, üstünü örtemezsin. Ya Şirin, çok üşüyorum lütfen. Ama böyle düşmez ki ateşin. Hadi kalk biraz. Kalk hadi. Dik otur, gel. Sen şimdi sadece dinlen. İlaçlarını iç, tamam mı? Gerisini ben halledeceğim. Ben işlerle de ilgileniyorum zaten. Hangi işler? Hangi işler? İşler işte. Aklına ne geliyorsa. İpsiz sapsız bir çocuktum ben. Yani tekiydim aslında. Ne ailemi utandıracak bir şey yapmadım tabii ki de. Ama gururlandıracak bir şey de yapmadım. Neticede ortaokuldan terkim işte. Ve okuldan attıkları için babam da tuttu kulağımdan, attı beni hayata. Dedi ki çalışacaksın. Ekmek getireceksin eve. Bak yalnız değiliz, annem var, kız kardeşin var. Ekmeğin ucu bile olsa, yarım ekmek bile olsa eve ekmek getireceksin. Haklı. Bir sürü işte çalıştım ben. Amelilik de yaptım, fırıncı çıraklığı da yaptım. Çok güzel ekmek yaparım bak, parmaklarını yersin ha. Neyse. Bir gün fırında çalışıyorum, haber geldi. Baban rahmetli olmuş dediler. Yani artık ekmeğin tamamı bende öyle, ucu yarısı falan değil. O sırada da karşımda bir herif var, hırtın teki. Bir şey konuşuyoruz, çekişiyoruz ama ekmekle ilgili bir şey yani. Sinirlendim, tuttum kafasından. Fırının kenarına dayadım. Yandı tabii, iz de kaldı. Fırladım, kaçtım oradan, yakalasalar. Neyse. Sonra perdeciye girdim, orada çalıştım. Yaptığım da bir iş yok ha. Yani elimde matkap, darbeli, tavanı deliyorum, korniş asıyorum. O kadar. Bak bana da hep çalışırken gelmiş ya kötü haberler. Ne olmuştu? Kız kardeşim. Mahalleden kaçırıyorlar. Tecavüz edip viyadükten aşağı atıyorlar. Neyse adamlar yakalandı. Mahkemeye çıktılar falan ama artık araya kimi koydularsa, kimi tanıyorlarsa. İyi hal o bu derken biraz yattı, çıktı bunlar.
Ben buldum adamları. Bunlar çıkar çıkmaz zaten bir meyhaneye gittiler. Oradan başka bir mekana. Sonra... Sonra ne oldu? Sonra işte deldim ben herifleri. Vurdun yani? Yok ya. Bildiğin kafalarını deldim. Yaş daha 18. Beni çağırmışsın baba. Gel. Yaklaş. Geç otur şöyle. Senden beklemediğim hareketler iki oldu. Aferin. Ben Şehnaz'la kafamı o kadar kapatmışım ki göremedim. Ama sen görmüşsün. Şirin. Olur ondan. O saf kız ne kadar akıllıymış meğer. Bundan böyle seninle evlenmeye de ayak diremeyecek artık. Ben de öyle umuyorum. Umuyorum ne lan? Gidip alacaksın kızı. Gerekirse yıldırım nikahı. Kalk git giyin, bir yemeğe falan çıkın. Beraber vakit geçirin. Yok baba ya. Banu hasta ya. Hayatta çıkmaz onu bırak. Banu hastayken o işleri konuşmaya gelen yemeğe de gelir, her yere de gelir. Yürü. Sokağı biliyoruz ama bir tane başka bir yer. Öyle atıp tutamazsın orada. Annem zaten kaçmış memlekete. Öldürdüğüm adamların sülalesi peşinde. İlla Cemal'in kanını istiyoruz diyorlar bir taraftan. Namımız Matkap Cemal olmuş ama... yani o namın arkasında durabilen var mı? Belirsiz. Neyse. Bir gece oturuyorum yatakta. İçim geçmiş. Biri yastıkla suratıma bastırdı. Onunla irkildim, kendime geldim. Kalkmaya çalışıyorum, kalkamıyorum. Üstüme adamlar çullanmış. Nefes alamıyorum. Şişliyorlar bir taraftan, canım acıyor. Kevgire döndüm ya. Bir an tamam dedim, ölüyorum. Pataküte bir sesler, üzerimdeki adamlar dağıldı. Ben fırladım ayağa. Bir tane adam var karşımda yani, yaşı benden büyük. Boyu benden uzun. Benim karaciğeri şişlemişler, tuttu kolumdan. Yürü dedi revire. Ya revir dediğin yara bandı. Oradan hastane. İki ay, iki buçuk ay öyle bir şey hastanede yattım. Sonra döndüm hapishaneye. Ulan dedim herhalde buranın ağasıdır beni kurtaran. Gittim. Adam dedi ki yok ben değilim. Meğer ağaya bile para vermişler beni öldürsün diye. Kim dedim, bak dedi şurada bir adam var. Baktım böyle ranzada. Gazete okuyan mülayim bir adam. O dedi seni kurtardı. Gittim adamın yanına. Abi dedim, senin artık iki canın var. Benim canımı almadan kimse seni öldüremez, sana zarar veremez. Bana dedim adını bağışla, sen kimsin? Yılmaz dedi. Benim adım Yılmaz. Akşamlar. Buyur abla. Bana bir zarf gelecekti Aysel Koç adına. Tabii bakalım. Burada. Bir kimlik görelim. Kimlik görmeden vermem mi söylendi, kusura bakmayın. Tabii. Buyurun. Tamamdır. Teşekkürler. İyi akşamlar. Usta ne olmuş ben anlamadım. Nasıl gelmiş bu hale? Ne bileyim oğlum. Usta kızma da. Ne oldu lan? Yani ne kadar devam edeceğiz ki? Burada mı? Oğlum dün bir bugün iki dur. Ferhat abin gelince döneceğiz, merak etme. Hadi sen de bize çorba koy.
Ferhat geldiğinde sizi böyle bulmasa ne güzel olur Şehnaz Hanım. Tamam, tamam. Ben hallederim. Orçun, çık sen. Devam. Nerede kalmıştık ki? Cezanı çektin, sağ salim çıktın. Ha, işte baban sayesinde. Yani sadece hayatımı kurtarmadı baban. Aynı zamanda adam olmayı öğretti bana. Hapisten çıktığımda ben okul mezunuydum ya. Yılmaz Taşçı Okulu. İnsan olmaya, delikanlı olmaya dair ne varsa ondan öğrendim. Babam yerine koydum onu. Baba saydım. Sana da o yüzden kardeşim diye hitap ediyordum. Ben yıllarca kardeşimi arar gibi aradım seni. Baban o kadar çok anlatırdı ki bana seni. Bir oğlum deyişi vardı. Benden ne istiyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey istemiyorum. Sen benden ne istiyorsun? Benim neyim var neyim yoksa ben bunları babana borçluyum. Sadece ben değil. Hüsrev de, Ömer Karalı da. O ne demek öyle? Ah be çocuk. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Nereden olsun lan haberim? Ben 7 yaşındaydım. Annem bir gece çıkalım dedi. Beni bir duvarın arkasına sakladı, kayboldu gitti. Benim tek bildiğim bu. Ben 20 yıldır annemi arıyorum. Ben nereden olsun haberim? Dikişlerim patlayacak tamam. Ferhat, arabayı getirin. Yok yok. Devam et. Devam et, bitirelim şunu. İnşallah görürsün bunu Ferhat. Hüsrev dedin, Ömer dedin. Anlat. O kadar çok dinledim ki bu hikayeyi babandan. Yılların hikayesi bu anlatacağım. Ömer, Hüsrev ve Yılmaz abi. Bunlar askerden arkadaş. Yakın arkadaşlar, can ciğer kuzu sarması. Ama üçünde de para yok, meteliğe kurşun atıyorlar. Şimdi sorsan, Ömer'in soyu sadrazama dayalı zannederler ama... aslında çaycı çırağının teki. Kapalı çarşıda girmediği dükkan yok. Her yeri biliyor, her yere giriyor çıkıyor. Ama cesareti yok. Cesaret kimde var? Babanda. Neyse bunlar askerden sonra İstanbul'da buluşuyorlar. Baban kuruyor planı, sen şuraya, sen şuraya. Kapalı çarşıda... tezgah altı ne kadar kaçak dükkan varsa hepsini patlatıyorlar. Kimse şikayet de edemiyor altınlar kaçak diye. Üç ay. Üç ayda altlarına milyonluk araba çekiyorlar. Sonra baban diyor ki son bir iş yapacağım. Çünkü artık sen varsın, annen var. Ondan sonra da bırakacağım. Ama büyük iş, elmas işi. Ayarlıyorlar dükkanı, buluyorlar. Baban yapıyor gene planı. Giriyorlar dükkana, alacaklarını alıyorlar ama... ne hikmetse polis geliyor. Birinin kendini feda etmesi lazım. Kim ediyor sence? Babam. Tabii ki baban. Silahlı soygun, polis yaralama. Alıyorlar babanı, tutukluyorlar.
birinin bile adını vermiyor Yılmaz abi. 30 yıl, 30 yıl bu konuyla ilgili ağzını bile açmıyor. Hiçbiri, hiç kimse ziyaretine gelmiyor. Anne. Ben annemi Hüsrev'in evinde buldum. Anne. Lan delirtme lan beni! Delirtme beni! Ferhat sakin. Ne demek istiyorsun lan sen? Benim annemle mi yani? Hayır ben öyle... Ne demek istiyorsun sen? Ben öyle bir şey demedim. Ferhat tamam sakin otur. Ferhat öyle demedim. Oh, nasıl ya? Nasıl ya? Ya şimdi sen bana inanmayacaksın ama... ben seninle olmayı gerçekten seviyorum. Bence biz gayet iyiyiz ikimiz. Canım. Hiç beceremiyorsun. Biliyorsun değil mi? Şirin. Gerilme hemen. Bitirmedim daha. Benle neden evlenmek istediğini bilmiyorum mu zannediyorsun? Banu'nun girmene asla izin vermeyeceği dünyalara girmek istiyorsun. Ve oraya sadece benim eşim olarak girebilirsin. O da ben istersem. Ama başka şansın yok. İkimiz de bunun gayet farkındayız. Sana ne oldu? Gözlerim kapalıydı. Etrafımda bir oyun oynanıyordu. Mutlu muydum? Değilsem de sesimi çıkarmıyordum. Sonra dedim ki kendi kendime, bu oyundan mutlu değilsin madem neden gözlerini kapalı tutuyorsun? Gözlerimi açtım. Yeni oyunu ben kuruyorum şimdi. Evleneceğiz. Hem de en kısa zamanda. Ama benim kurallarımı kabul edeceksin. Dediğim gibi yeni oyunu ben kuruyorum. Sen Ferhat'ın öldüğünü öğrenmişsin. Ölü ya da diri. Beni artık ilgilendirmez. Babası ailemi yok etti. Ben yapayalnız kaldım. Dediğim gibi gözlerim kapalıydı. Bir anlık hayalde inandım. O da beyaz atlı prenscilik oynadı. Ama oyun bitti. Geride kalanlarla oyuna devam ediyoruz. Bence anlaşabiliriz. Bence de.
Evleniyoruz baba. Bana bıraksaydın Şirin ben yapardım. Gerek yok, sen yatabilirsin. Bir şeye ihtiyacımız olursa biz seni çağırırız zaten. İyi geceler. Peki. Neden hastalandığını anladım şimdi. Ferhat'ın öldüğünü öğrenmişsin sen. Koskoca Banu Karalı. Yıkılmaz, sarsılmaz. Bana kızarken ne sevmişsin be Banu. Öldürürüm seni. Seni öldürürüm İlhan. Uzak dur kardeşim. Uzak dur, Şirin'den uzak dur. Öldürürüm seni. Bana hiçbir şey olmadı. Sen de iyi olacaksın. Yarına hiçbir şeyin kalmayacak. Tamam mı? Hiçbir şeyin kalmayacak yarına. Hadi sen dinlen. Tamam? Hiçbir şeyin kalmayacak yarına. Gel.
Ben öyle bir şey söylemedim. Ben o konu hakkında annenle ilgili hiçbir şey söylemedim. Tamam anlat. Yani devam et. Babanın yaptığı son işte, yani hapse girmesine sebep olan işte, polisten kaçarken surların oraya bir kese bırakmış. Geri döner alırım diye ama işte kısmet olmamış. Ben içeriden çıkarken bana yemin ettirdi. Kur'an el bastırdı. Dedi ki o keseyi alacaksın. Çocuğumu ve karımı bulacaksın. Onlara vereceksin o keseyi. Ben yıllardır sizi arıyorum Ferhat. Bulabilene aşk olsun. Ve o zaman zarfında bir iş, bir iş daha. O bir kese oldu sana bir çuval. Burada gördüğün, görmediğin neyin varsa, bana ait olan ne varsa... Yani işte benim hiçbir şeyim yok Ferhat. Bunların hepsi senin. Hiçbirini istemiyorum. Hepsi senin olsun. Ben annemi kurtardım. Ona kavuşacağım. Hiç kimsenin bizi bulmayacağı bir yerde yaşayacağız. Tabii o da istiyorsa. Olmaz. Ne demek olmaz ya? Sen öldün Ferhat. Bu adamlar gözlerini kırpmadan sana 4 kurşun sıktılar. Annenin peşindeler zaten. Senin yaşadığını bilseler bırakırlar mı? Senin de peşine düşerler. Bak bu insanlar senin, annenin, babanın hayatını mahvettiler. Dönüp arkalarına bakmadılar bile. Yalnız Hüsrev mi? Banu? Onun hiç mi suçu yok? Sen anneni nerede buldun? Hüsrev'in evinde. Yılmaz abinin karısının yıllarca Hüsrev'in evinde tutsak olduğunu bildiği halde hiçbir şey yapmadı. Biliyordu başından beri. Bak seni göndereyim buradan. Anneni de aldım. Yurt dışında bir yere göndereyim seni. Kimsenin bilmediği bir yere. Ama benim Yılmaz abiye can borcum var. Onun ölmesine sebep olanlardan bunun hesabını soracağım. Onların hepsinin son nefeslerini verdiklerini göreceğim. Bir insan ölürse çok insan ölür. Ne? Annemin sözü. Anneme sözüm. Öldürmek yok. Tamam peki sen söyle. Ne yapalım? Sahip oldukları gücü ellerinden alırsa korkacak hiçbir şey kalmaz. Pekala öyle olsun. Uzun yolu seçiyorsun yani. Tamam. Bak bu çok meşakkatli bir yol. Çok çalışman lazım. Onların bildiği her şeyi sen de bileceksin. Öğreneceksin. Ben Banu Karalı'nın karşısına dersimi çalışıp çıktım. Sen de çalışacaksın. Sabırsa sabır. Banu Karalı adamın kafasını karıştırır. Ne zaman başlıyordu bu dersler?
İllet hastalıkmış bu, böyle gelmiş geçmiş olsun. Teşekkür ederim Sir abi, geçti. Neler oldu ben yokken? Ne olsun? İşte biz de sen yokken bir 5 milyon dolarcık kaptık. Nereden çıktı? Merhaba. Merhaba. Şirin kızım sağ olsun, mavi rüyayı aldı. Ufak bir değişiklikle legal hale getirdi. Ben sadece taşı değiştirdim. Gerisini Hüsrev abi yaptı. Sen ne dediğini farkında mısın? Ben seni bu işlerin dışında tutmaya çalışırken sen neye bulaştığını farkında mısın? En ufak bir fikrin var mı acaba? Böyle saçma bir tepki vereceğini biliyordum. Kasaya 5 milyon dolar girdi işte. Daha ne istiyorsun? Senin bilmediğin kuralları var bu işin. Ben bilmiyor muyum o taşı kesmeyi ha? Bilmiyor muydum? Şirin, eve git. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Şirin, sus ve eve git. Hadi o daha çocuk. Sen nasıl kabul edersin böyle bir şeyi? Bu kadar abartma, alt tarafı ticaret. Biz kiminle iş yapıyoruz Hüsrev Bey? Bizim uluslararası bağlantılarımız kimler? O taşı bizim değiştirdiğimizi öğrenirlerse ne olur acaba ya? Bana cevap verebilir misin? Banu. Kardeşine bağırdın anlarım. Ama karşındaki Şirin değil. Sadık da değil. Sizin evde hizmetçi Nermin var ya, o hiç değil. Benimle konuşurken ses tonuna dikkat et yoksa... Yoksa ne? Ne oldu?
Çabuk sıkıldın derslerden. Yok, ondan değil. Anneni merak ediyorsun. Benim mahalleye eve gitmem lazım. Ferhat, o evi yaktırma bana. Ben ne diyorum kardeşim, sen beni dinlemiyor musun? Sen oyun zannediyorsun ama değil. O adamlar seni evde beklemiyor mu? Ben seni nasıl bırakayım eve? Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim? Diyecek bir şey bıraktın mı? Ulan ben bu işi yaparken sen altında bezle dolaşırdın be, bezle. Vay arkadaş. Biz bunu alttan aldık ya, bu şımardı, tepemize çıktı be. Evladım, senin ananı, babanı, abini öldürmediler mi? Bir gecede kimsesiz komadılar mı seni? Kim vardı o zaman yanında? Kim korudu seni? Bizim işin en pis yanı ne biliyor musun? Bu işi yapanlar kendilerini ölümsüz sanmaya başlarlar. Ama o taşların laneti vardır. O taşlar kralların taçlarını süslemişler. Laneti var, laneti. Bir gün bir bakarsın, kafana sıkıvermişler. O zaman görürsün, ölümlü müsün, ölümsüz müsün? Bu şimdi sanıyor ki ben tekim. Karaların içinde bir tek ben varım sanıyor. Göstereceğim ben sana, tek misin? Ölümsüz müsün, ölümlü müsün, göstereceğim ben sana. Baba, sen ciddi misin? Ciddi miyim? Ciddiyim tabii. Bizim derdimiz nedir? Elimizde bir tane karalı olsun, değil mi? Yakında olacak. Ondan sonra kimin umurunda Banu Karalı? Lakin bunu senin yanına bırakmayacağım. Ne yapabilirsin? Burada bütün kararları ben veririm. Yanlış kararlar verdin müdür efendi. Yanlış kararlar. Bu hapishaneyi senin başına yıkarım. Çok konuşuyorsun. Abi. Söyle Orçun. Ferhat odasında yok. Ne demek yok? Yok abi. Tamam be, tamam, gel. Ama gözümün önünde olacaksın. Birazdan çıkacağız Sadık, tamam. Onun için gelmedim. Ağır bir misafirimiz var. Soruş Behruzari geldi. Alsana içeri adamı, bekletiyor musun? Hop hop hop. Daha tamam demedik. Nedir durum? Hazırız abi. Gerçi bizim çocuklar hazırlıklı ama... Sen yine de al şunu yanına. İnat bu çocuk ya. Vallahi inat. Thank you.
Bekle. Ne o? Söylesene kardeşim, o ne? Halamdan gelmiş. Senin halan yok ki. Salim babam. İyilermiş, annem de. Oh. Bari açık adresi yazsalardı da gidip alsaydık. O da olacak, o da olacak. Oyunlar da gelecek. İyilermiş ya, yeter şimdilik. Oh. Nerede kalmıştık? Şöyle. Gidelim. İsmimin anlamını biliyor musunuz Banu Hanım? Hayır Soruş Bey. Farsça'da haberci demektir Soruş. Yani elçi demek. Hani buna dair bir söz de var. Elçiye zebal olmaz diye. Doğrudur. Sizi dinliyorum. Geçen hafta Zürih'teydim. Başkanımız bilhassa beni görmek istemiş. Ve git Banu Hanım'la konuş dedi. Son zamanlarda çok sık hata yapmaya başladınız Banu Hanım. Bu da bizi çok endişelendiriyor. Sarı Soner'in öldürülmesi, Herkulaus'un taşlarının çalınması. Parasını ödemişsiniz tamam ama o bizim için fark etmez. Güvenimizi çok sarstınız. Bir de bir müşterimizin teklifini reddetmişsiniz. Cemal Bey, hatırladınız mı? Ha, bir de şu mavi rüya meselesi var. Bizim her şeyden haberimiz olur. Bunu bile bile neden hata yaptınız Banu Hanım? Üstelik arka arkaya hatalar. Güvenimizi çok sarsınız. Başkanımız da bunu bilmenizi istiyor. Şimdi size soruyorum. Organizasyonumuzun bir parçası olarak kalmak istiyor musunuz? Evet. Güzel kız kardeşinizin ve sizin hayatta kalmanız gerekti. Sizinle yeniden iş yapmaya devam etmek istiyoruz. Tabii bazı şeyleri düzeltmek için size fırsatlar sunacağız. Bana sorarsanız, Cemal Bey'in teklifini yeniden bir gözden geçirin derim. Gerisini yavaş yavaş halledersiniz. Rahatsız olmayın. Çıkışı biliyorum. Eve git hemen. Bir süre Şirin'in gölgesi olacaksın. Sen? Beni unut. En önemlisi Şirin. Gece gece ne yaşattın bize ya? Kusura bakma abi ama ya ne yapayım, aklım kaldı. Salim babam, annem. Yani onları tehlikeye attım diye ama şimdi daha iyiyim. En azından yüzlerini görene kadar. Haklısın tabii. İnsanın aklı kalmaz mı kardeşim? Hadi gel bir çay demleyeyim de kemiklerimiz ısınsın.
Efendim? Cemal Bey. Kim arıyor? Banu Karalı. Banu Hanım. Ben teklifinizi tekrar düşündüm ve... Banu Hanım, ben Milano'dayım. Vallahi dondurması güzel dediler, geldik. Bu konuyu ortağımla konuşsanız. Siz döndüğünüzde... Ben ne zaman dönerim bilmiyorum ki. Dönene kadar da kuş kafesten kaçsın istemem. Tamam. Yarın gelsin ortağınız. Oo, ben kuş diyorum, kafes diyorum. Siz yarın diyorsunuz. Peki. Bugün gelsin. E tamam, ben şimdi onu bir arayayım. Müsaitse gelsin. 2 saat daha buradayım Cemal Bey. Ofisten dışarı adımımı attığım anda bu konuyu ebediyen kapatırım. Haberiniz olsun. Tamam tamam, siz yanlış anladınız. 2 saat olmadan gelecek, merak etmeyin. Biraz da sizin için arkadaşlar bu yapılanlar. Gül gibi geçinir gider. Ferhat. O zaman... Başlıyoruz. Sen çıkabilirsin Asaf. Kapıyı kilitleme ama, misafirim gelecek. Peki. İyi geceler bana. İyi geceler. İlgilenir misiniz? Fransız işi. Öyle. 1855 Fransa yapımı. İşçilik kusursuz. 8 yılda yapılmış. Sonra da Dolmabahçe'ye hediye edilmiş. Oradan da sizin koleksiyonunuza. Banu Karalı. Ferhat. Fransız işi. Öyle. 1855 Fransa yapımı. İşçilik kusursuz. Tekrar merhaba.